Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle Dirt Rally serimizin 1970'ler şampiyonasının son yarışı olan Finlandiya Rally'si ile karşınızdayım. Sizlerle birlikte Finlandiya Rally'sini koşacağız. Bakalım nasıl bir rally olacak bizim için. Gerçekten Ford Escort Mk2 ile işler iyi gitmiyor. İşler iyi gitmiyor dediğim 3. sıradayız ama daha iyisini yapabilirdik. Fakat Escort beni gerçekten çok zorluyor. İnanılmaz zor bir araç. Tabii bu ayrı bir zevk katıyor bu duruma. Gerçekten çok zorlanıyorum. Direksiyonu tutmaktan parmaklarım ağrıyor bazen. Sürekli bir hareket halinde olmanız gerekiyor. Fakat güzel yarışlar oluyor. Ben gerçekten zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Gelin hep birlikte Finlandiya Rally'sine geçelim arkadaşlar. Yine herhangi bir ayar yapmıyorum. Bol bol. Tüm seklerden zıplayacağız arkadaşlar. Güneş gözümü alıyor bu bölümde. Middle over crest jump maybe. 150 through dip. Middle over crest 80. Left five half long over bump. Güzel atlayıştı arkadaşlar. Fakat sonrasında aracı kontrol edebilmek imkansız bir hale geliyor. O yüzden zıplamalardan kaçınmaya çalışıyorum. Çok fazla atlayış yapmadan sakin bir sürüş yapmaya çalışıyorum. Fakat çok fazla tümsek var. Mecburen ortama uyum sağlayıp bazılarında uçacağız, bazılarında uçmadan frenleyerek aşacağız o tepeleri. 2 saniye daha iyiyiz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şu anda. İleride sert bir sağa dönüş var. Orayı kaçırmak istemiyorum. Biraz fazla yavaşladık ama sağlam oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan dönmüş olduk orayı. Araç bir anda sağa doğru yöneldi. Hafif tümsekten sonra. Arkadaşlar araç bu şekilde hoplamaya zıplamaya gelmiyor yani. İşin açıkçası anında yönü değişiyor aracın. O yüzden frenleyerek daha çok bu tümsekleri geçmeye çalışacağım. Tabi gözümün alabildiği, önümün açık olduğu yerlerde daha hızlı tümsek geçişleri yaparak güzel bir zaman yapmaya çalışayım. Oh. 4 saniye daha kötü bir zaman yaptık burada. Orada arkadan kaymayı yaşamaması çok büyük mucize. Gerçi gazdan ayağımı çekmiştim. Öyle bir hareket yapacağını bildiğim için. Ucuz yırttık. Ağaca çarpıyordu neredeyse arkadaşlar. Araç bir anda havalandı. Ve yere konsun diye dua ettim. Aracın sağ tarafını vurdum. 2 saniye daha kötü bir zaman yaptık. Oraya vurmamış olsaydım belki biraz daha iyi bir süre yapabilirdim. Arkadaşlar görüyorsunuz Ford Escort Mk2 kanatlandı, uçuyor. Şuradan yine bir atlayış yapacaktım fakat kısaymış orası. Oo, güzel uçtuk. Bu sefer güzel uçtuk. Bu viraja da bir nebze iyi girdik. Hafif bir FPS düşüşü yaşadım orada. Hafif bir donma oldu. Jump
100. Tümsek çıkışında sola viraj. Right 6 over jump continues for 100 over bump. 100 past junction crest. The finish. Yine kötü bir derece yaptık. Fakat bu araç burada bu kadar iyi gidiyor olması benim çok garibime gitti. Gerçekten beklemediğim performans gösterdi. Kontrolü yine çok zordu. Direksiyon sıkmaktan parmaklarım var ya arkadaşlar. Fakat çok zevkliydi burası. Umarım ikinci etapta da aynı başarıyı gösteririz ve güzel bir sonuç alırız. Bu arada Petit kaza mı geçirdi diye düşündüm. Sonradan fark ettim. Petit kaza geçirmemiş. Serrano biraz kötü bir derece yapmış. 17 saniye daha kötü. Umarım öyle kötü olmaya devam eder. Geçebilmemiz için. İkinci etapa geçelim arkadaşlar. Finlandiya Rallisi'nde ikinci etaptayız. Burada aynı yolu geriye doğru koşacağız. Bakalım nasıl bir etap olacak. Ama gece. Gündüz bu tarafa doğru geldik. Finish'e. Şimdi gece finish'ten start'a doğru geri döneceğiz. O yıldız manzarası çok güzel arkadaşlar. Ve yıldızlara bile 3 boyut katmışlar. Biraz sanki abartı olmuş gibi geldi bana. Çünkü o kadar mesafe değişiminde yıldızların birbirinden açısal olarak o kadar değişmesi biraz imkansız gibi ama görsel olarak bir zevk katmış. 4, 3, 2, 1, go. Ön farlarımızı kaybetmememiz dileğiyle. Aracın önünü kesinlikle çarpmamam lazım. Bu tür şeklerden gece geçmek, gece farsız geçmek, farlar bulmadan geçmek çok zor olur arkadaşlar. O yüzden çok fazla kayıyor araç. Tabi gündüze nazaran biraz daha çekiniyorum oyundan, virajlarda. Biraz daha korkuyorum. Çünkü gözden kaçıracağım bir kaya yarışımızı sonlandırmamıza sebep olabilir. 3 saniye daha iyi bir derece yapıyoruz. Eğer biraz daha hızlanırsak belki bu etap yarıştan birinci bile ayrılabiliriz arkadaşlar. Fakat risk almadan hızlanmamız gerekiyor. O risk konusuna, risk faktörüne dikkat etmemiz gerekiyor. Into right four over crest jump maybe, don't cut. 80, care left six long over crest. And left three half long, opens past junction. 250, line through dip. Right four long over crest. 130. Burada ucuz yaptık arkadaşlar. Crest jump maybe. Aracın oraya çarptıktan right sonra sağa sola savrulmaması büyük şans oldu bizim için. O 10 saniye mi dedim? Daha yeni saymaya başlamış. Zamanı. Biraz kötü bir derece yaptık. 3 saniyeydi ilk bölümdeki derecemiz. Aracın tabanı yere sürttü resmen. Caution line over jump 120. Right four long opens over bump and tightens 40. Yine sürttü. Ağaçlar yola çok yakın arkadaşlar. O yüzden en ufak bir hatada ağaçlarla buluşabilirim. Left five over crest 100.
bu sefer güzel aldık bu virajı. Fakat yine kötü bir zaman yapıyoruz. And bump 60. Crest jump 40. Left 5 long. Keep in. Opens over crest 100. Right 4 long pass junction. 60 over small artık crest. Artık son bölümdeyiz. Into left 6 through dip and continues over crest jump 40. Son bölümün ortalarına gelmek 80. üzereyiz. Middle over crest 150 through dip. Şu an çok fazla middle dikkat veriyorum oyuna. Bütün dikkatim oyunda. Burada bir uçalım. Güzel bir uçtu. Finish dedi. Dip gazla geçelim. Şurada bir kayalım. Oo, kameraya doğru. Güzel bir finish oldu. Sonrasında tabelaya çarpış. 7 saniyede tamamladık arkadaşlar. Serrano 12'de tamamlamış. Ve Serrano 3. oluyor. 4. olması bizim daha çok işimize gelirdi fakat 3. oldu. 18.000 oyun parası kazanıyoruz son yarışımızda. Ve 99 puanla 3. sırada tamamlıyoruz. 1970'ler yarışımız. Çok zorlayıcı geçti arkadaşlar. Sizin seçmiş olduğunuz Ford Escort MK2 aracıyla 1970'ler şampiyonasını yarıştım ve 3. olabildim. Gerçekten güzel bir seçimdi. Beni çok zorlayan bir seçimdi. Bundan sonra 1980'ler şampiyonasına geçeceğiz arkadaşlar. 1980'ler şampiyonumuz olacak. Onun için de bir anketimiz olacak. Bundan sonra yayınlayacağım anket videosuna katılımınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the